Merhaba arkadaşlar, bu ile kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şifa kaynağı zeytin yaprağından bahsedeceğim. Zeytinin bu minik yapraklarını toplayın arkadaşlar. Biliyorsunuz her mevsim yeşil olan bu yaprakların şifası çok büyük. Bu yapraklarla birlikte inanılmaz derecede virüs karşıtı bir çay yapacağız. Artık bu yaprakları zaten haberlerde sık sık tekrarladılar. Mutlaka denk geldiyseniz görmüşsünüzdür. Devlet dairelerinde Artık minik minik poşetlerle devlet dairesinde devlet çalışanlarına, devlet memurlarına çay yapılması için, kendilerini korumaları için minik poşetlerle dağıtıldığını da haberlerde görmüştüm. Şimdi bu çayı nasıl yaparız, nasıl tüketiriz ondan bahsedelim. Böyle birkaç yaprak, herhalde ben buraya bir 7-8 yaprak koydum. Minik yaprak olduğu için 7-8 yaprağı bir bardak suyu cezveye koydum ve bunu kaynatacağım arkadaşlar. Evet ay gazda bu şekilde kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıp bir 5 dakika daha kaynatıyorum. Ve sonra çayımız hazır oluyor arkadaşlar. Evet çayımızı bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Zeytin çayını bir dilim limon ile birlikte tüketmemiz öneriliyor arkadaşlar. Her gün mutlaka bu çayı içmemiz lazım. En azından her gün içemezseniz de iki günde bir mutlaka tüketmeye çalışın. Bu çayın Virüse karşı çok etkili olduğunu uzmanlar üzerine basa basa söylüyor. Tadı da değişik, içilebilir tarzda arkadaşlar. İsterseniz güzel bir organik bal ile tatlandırabilirsiniz. Ben sadece bir dilim limon ile bu çayı tüketiyorum. Mutlaka gördüğünüz zeytin ağacından yapraklarını toplayın, güzelce yıkayın, bu çayı hazırlayın ve düzenli bir şekilde tüketin. Sevdiklerinize de ikram edin arkadaşlar. Bilmiyorum bu çaya zeytin yapan alerjisi olan var mı? Varsa eğer dikkat etsin. Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat etsin. Hamileler ve emziren anneler mutlaka bir uzmana danışsın. Umarım hoşunuza gider, faydalanırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.